Alaaddin Coşkun, 1953 yılında Kosova'nın Prizren kentinde doğdum. Evliyim, iki kızım var, üç torun sahibiyim. Aile evi birçok odanın bir arada sırası da yer bulunduğu bir mekan. Bizim oturduğumuz oda 6 metrekarelik bir yer. 6 nüfus, biz orada geldik, yaşama başladık. İşte orada büyüdük yani. Bahçesinde oynadık. Zaten ortak bir bahçesi vardı. Orada oynadık. Annem babam buraya adapte olması biraz zaman aldı. Yani dil bilmez, yol bilmez, yordam bilmez. Ama komşularımız sayesinde, diğer ülkelerden, diğer şehirlerden göç eden, aile evine gelen ailelerle bir arada kaynaştık. Bize yardımcı oldular. Orada büyüdük. Yıllarda 10 sene oturduk aile evinde. Belki de en güzel çocukluk yıllarımın geçtiği zamanlar diyebilirim. Ekmeğimizi herkesi açıyordu sofrasını. Güzel bir ailedi. Herkes sıcakkanlı hani burada yaşayanlar. Ben Roman camiasının hani oturduğu zamanı biliyorum hani buranın. Yan tarafı aile evidi, öbür taraf aile evidi. Herkes hani birbirine kaynak içinde, kaynar böyle hani. Ya buraya aç gir, tok çıkarsın hani. Bir tabak yemek verirler sana hani. Aile evinde en mutlu olduğum an, çok iyi hatırlıyorum. Sokağa çıkmıştım. Karnım belki açtı, belki toktu, tam da bilmiyorum. Çocukluk iştahı. Bir kadın çağırmıştı. İsmini şimdi hatırlamıyorum. Ekmeğe salça sürmüş, bana vermişti. O benim hatırladığım en mutlu olduğum andır. Basit bir şeydi ama beni çok mutlu etmişti. Salçalı ekmek, daha şimdi bile yerim yani. Ekmeğe salça sürüp yerim. Orada mutsuz olduğum an, bir an değildir, çoktur o. Babamdan hep dayak yediğim anlardır yani. Çocuk kavga edersin, gelirsin eve, baban neden kavga ettin der, seni döver. Ne bileyim, kuşları gidip şey yaparsın, ürkütürsün o uçururken, gelir döver. Dayak yani normaldi, hayatın bir parçasıydı, olmazsa olmasıydı. Dayak yediğim anlar bende bayağı bir etki yaptı yani, unutamadığım anlardır yani. Ama mutlu olduğum anlar, işte o çocukluk sevinci, o yaşama sevinciyle, o salçalı ekmek. Mutsuz olduğum an olmadı. Hep, diyebilirim ki hep mutlulukla geçti. Arkadaşlar bir araya gelince başka bir derdimiz yoktu. Eğlencemizde şunlar olurdu. Mesela yemek için geldik. Bu ara yemekten sonra keman çalan arkadaşımız vardı. Saksafon çalan arkadaşımız vardı. Şarkı söylerdik, otururduk, içki kullanmazdık. Meyvemiz olurdu, yerdik, eğlenirdik. Aile evindeki olan komşular da gelirlerdi, hep beraber eğlenirdik. Unutulmaz anılarımız bunlardı. Çok aile evinde yaşadık. Eskiden zaten her yer aile eviydi. İki Çeşmelik, burası, bu arka taraf, bu Şehit Fethi Bey İlkokulu zaten var burada. Zaten Yahudilerin okulu da orası. Orada vardı hani aile evleri. Şimdi hani aile kültürü kalmadı zaten. Aile evi kültürü kalmadı. Millet artık böyle hani bir arada oturmak istemiyor. Anlıyor musunuz? Eskiden hani aile evi dediğin aile evi dediklerinde 6, 7, 10 aile birbirlerine aşırı neşirdi hani böyle onda olmazsa ona verirdi, onda olmazsa ona verirdi. Böyle hani yaşantı vardı ama şimdi şu an için kalmadı öyle bir aile evi ortamı. Keşke olsa o günler geriye gelse de yaşasak hani o günler güzel günlerdi bence hani. Paylaşmak vardı, paylaşıyordu herkes bir şeyini. Bir
ekmeğin olması, bir parça ekmek istesen yemek verirlerdi yanında, ekmeğin yanında. Hani yemeğin yok mu derlerdi. Ama şimdi artık öyle bir kültür kalmadı artık, yani aile bir kültürü kalmadı artık, bitti. Bitti, şimdi bekar odaları var hani. Onlarda da aile yok zaten. Burada şimdi son zamanlar olduğu gibi hani bekar odaları var hep. Şimdi eskiden iş yeri olarak durdu, şimdi bekar odasına verdiler. Yarısı bekar odası zaten buranın. Aile evleriyle söylenecek çok şey var. Ama bence en önemlisi farklı kültürlerden gelen insanların bir arada yaşayabilme bilincini oluşturmaları ve bunu da yaşayarak göstermiş olmaları. Bence aile evlerinin en önemli özelliği bu. Dediğim gibi Siirt'ten gelen vardı, yurt dışından gelen vardı, Afyon'dan gelen vardı, Karadeniz bölgesinden gelen vardı. Farklı kültürler bir arada kaynaşmıştı, güzel bir karışım olmuştu. Renkler güzeldi ve parlak renklerdi. Herkes kendi kültürünü yaşıyordu ama alışveriş de çok iyiydi. Bir arada yaşama kültürü bence aile evlerinde üst seviyedeydi yani. Bunu daha dışarıda şu zamanda pek göremiyoruz. İnsanlar çok kavga ediyor, çok da çatışıyor. O zaman da fikir bazında farklı düşünen insanlar bile kavgayı seçmiyordu, tartışabiliyordu. Aile evinde kavga genelde böyle çok sokakta olurdu. Pek evin içine girmezdi. Evin içindeki kavgalar da pek dışarı taşmazdı. Orada bir arada yaşama kültürü bence dünyanın en güzel şeyiydi. O insanlar onu başarmıştı 50 sene önce. Bir arada yaşama kültürünü o insanlar başarmıştı. Ben de buna dahil olmaktan çok mutluluk duyuyorum yani. Benim için büyük bir haz yani. O evde olduktan sonra her şeyini insan unutuyor. Bunu gözleyebiliyorsun. Çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Bir büyü var. Konuşacağım diyorsan konuş abi. He? Ben senin konuşmanı da çekerim. Bir şey söyleyeceksin. Şarkı söyle, türkü söyle. İstiyorsan anını anlat. Ne istiyorsan. Peki. O zaman kapatıyorum. Konuşmak ha. İstiyor musun? Bak, bak. Gel. İstiyorsan konuş. Yok, şimdi konuşursam vergi isterim. Ne ister? Ya.